Parmantiye kıyması. Lühaşi parmantiye. Lühaşi parmantiye. Parmantiye kıyması. 4 adet iri pürelik patates, 50 gram dereyağı, 200 ml süt, 400 gram dana kıyma, 1 iri baş soğan, 2-3 diş sarımsak, 200 gram rendelenmiş peynir, karabiber, tuz. Sizlere bugün patatesle yapılan ilk yemeklerden biri olan lühaşi parmantiyeyi göstereceğim. Yapımı çok kolay, çok lezzetli. Sofralarınıza 18. yüzyıldan bir lezzet. Patates Avrupa'ya 16. yüzyılda hemen hemen 1534 gibi geldi. Ana vatanı Peru ve Şili'de uzanan Ant Dağları'dır. Avrupa'da önce Avusturya ve Almanya'da insanlar tarafından tüketilmeye başladı. Fransa'da 18. yüzyıla kadar hayvan yemi olarak kullanılan patates, Antoine Parmentier tarafından Fransız mutfağına sokuldu. Fransa'daki açlık nedeniyle patatesin mutfaklarına girmesi konusunda mücadele veren Parmentier, asker ve beslenme uzmanıydı. 7 yıl savaşları sırasında esir tutulduğu Hannover'de Almanların patates yediğini görünce bu kök bitkinin Fransa'daki açlığa çare olacağına inandı. Özel izinle ilk yetiştirdiği patates bitkisinin dalını 16. Louis'ye takdim edince kral patates dalını yakasına, çiçeğini de Marie Antoinette yani kraliçenin saçına takarak patatesin Fransa'da ekilerek insan beslenmesinde kullanılmasına izin verdi. Daha sonra Parmantier'in onuruna kıyma ve püreyle yapılan yemeğe Lohaşi Parmantier adı verildi. Ben sizlere Parmantier'in ilk yapımının tarifini veriyorum. Tabii ki kıymayı bezelye, havuç gibi sebzeleriyle zenginleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi patatesleri küçük küçük doğrayıp iyice haşlayın. Püre yapmak için iyice haşlanması gerekiyor. İçine yavaş yavaş sütü ekleyerek bir püre makinesiyle ezin. Elektrikli veya elektriksiz olabilir, önemi yok. Daha sonra içine sıcakken tereyağını koyup karıştırıp bir kenara bırakın. Kıymayı kavurmak için tavaya biraz su koyun. Su ısınırken içine kıymayı atın. Ben kıyma kavururken yağ kullanmıyorum. Kıymalar zaten yeteri kadar yağlı. İlave yağ koymadan suyla kavuruyorum. Burada gördüğünüz gibi gayet kolay oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Biraz tuz, karabiber atıyoruz ve biraz daha kavurarak pişiriyoruz. Çok uzun pişirmeye gerek yok. Çünkü zaten fırında da pişecek. Gördüğünüz kıyma da suyunu bıraktı. Ben kuşbaşı doğranmış, kuzu, tavuk, hindi gibi etleri bu metotla kavuruyorum. Böylece ilave yağ kullanmamış oluyorum. Yemeklerim daha hafif oluyor. Kıyma suyunu çekip yağını oturunca içine doğramış olduğunuz soğan ve sarımsakları atıp karıştırıyorsunuz. Daha sonra bir fırın kabına kıymalı soğanı döküp iyice yayıp üzerine patates püresini bir kaşıkla yayın. Bu yemeğin yapımı çok kolay. 18. yüzyıldan sofralarımıza nefis ve kolay bir lezzet gelecek. Tabii bu arada biraz evvel söylediğim gibi isterseniz havuç ve bezelye ekleyebilirsiniz. Üzerine peynir rendesini koyup bir parça küçük Hindistan cevizi rendesi ekliyoruz. Genel olarak tüm pürelere küçük Hindistan cevizi rendesi konur. Çok yakışır patates püresine özellikle. Bir iki parça da tereyağı koyup üzerine nar gibi kızarıncaya kadar 180 derece fırında 35-40 dakika pişiriyoruz. Lühaşi parmantiye hazır. Biraz dinlendikten sonra servis yapıyoruz. Gördünüz. Hem görünüşü güzel, hem lezzeti güzel, hem kolay. Bu arada beslenme uzmanı Antoine Parmentier'i patatesi mutfaklarımıza soktuğu için çok
Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.